bir örnek verebilir miyim? Tabii. Yani başımdan geçen bir olay. Benim Rize merkezinden geliyorum, Rize'yi. Babam Rize'yi daha doğrusu. Annem Van'ı, Kürt. Tabii Rize'de doğduk, büyüdük. Rize kültüründe yaşıyoruz. Şimdi yaşadığımız toplum içerisindeki hani bulunduğumuz coğrafyadaki insanlar herkesi kendisi gibi görüyor. Herkesin kendi gibi düşündüğünü farz ederek bir gün bir ortamda arkadaşımla oturuyordum. Arkadaşım bir tanesi yine işte PKK, işte terör örgütü, şu sohbeti yaparken yani farklı düşünen kimse yoktu. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz orada. Fakat sohbetini ilerletip yani nefret konusunda yani bütün Kürtlere küfür etti. Bütün Kürtlere. Yani Kürt kavramını kullanarak küfredince nasıl tabi oldu bu? bilmiyor şimdi benim annemin Vanlı olduğunu, kötü olduğunu. Dedim ki o zaman şimdi sen benim anneme küfrettin dedim. Şimdi ben sana ne demeliyim dedim. Anneme küfrettin. Anneanneme küfrettin. Ya bütün anne tarafındaki akrabama küfrettin. Şaşırdı. Nasıl dedim. Dedim annem Vanlı benim dedim. Kürt. Yani orada onu söylememin sebebi ona o tepki vermemin sebebi yani bir şeyleri anlayabilmesi için. Umarım anladığını düşünüyorum ama Yani gerçekten doğru böyle yapmışsınız. Sonuçta insanlara bunu anlatmak gerekiyor. Herkese ben Trabzon'un Çamlıca köyü duymuşsunuzdur belki mağarası falan meşhur. Tunceli'de çok yakın bir dostum Tunceli'dir. Onu getirdik. Hep klasik işte kahveye gittik falan. İşte aynı dediğin gibi bir söylemle. Dedim arkadaş Tunceli'dir. Ya tabii Tunceliler farklıdır diye. Ama böyle oluyor. Onlardan farklı. Çok ayıp bir şey aslında. Yani hakikaten ben buna çok kızıyorum. İnsanlarla topyekun bir dille konuşmak. Eleştirmek hakikaten çok ayıp ve insanlık dışı bir şey. Kendimize bunu yapıyorsak, kendimizi sorgulayıp öz eleştirimizi yaparak hakikaten bundan vazgeçmek lazım. Bir de tanımıyoruz. Tanımadan nefret de var değil mi? Hani mesela belki de o arkadaşın hiçbir Kürt'le yan yana gelmemiştir. Yani bir dostu olmamıştır, bir şey paylaşmamıştır. O Kürt derken kafasında bir öcü belki var. Aleviler mesela. Hiçbir Alevi dostu, arkadaşı olmadan Alevilerle ilgili bin bir türlü yalan dolana inanıp ve araştırma ihtiyacı bile hissetmeden ön yargı besleyebiliyorlar. Örnek verelim, hani indirgeyelim. Çok tartışılı Türkiye'de türban meselesi. Yani bir kesim laikler, hakeza türbanlar aslında laiklere karşı korkunç bir nefretle bakıyorlardı. Yani işte bir türbanlıyla arkadaş olamam diye bakıyordu. O da işte diyeyim,